2001. Milletsiz yapılan siyaset umutları tüketmişti ki bir ışık yandı Türkiye'de. Ve memleket aydınlığa açık, karanlığa kapalı diyenlerin ellerinde büyümeye başladı. Umudu kalmayanların umudu vardı artık. Nereye baksanız onların eserleri göze çarpmaya başladı. Aydınlık Türkiye'nin her yerinde onların izi duruyordu. Tarihin sayfalarına altın harflerle yazılacak bir dönem başlamıştı. Artık Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti vardı. Milletten aldığı kutsal emaneti omuzlarında taşıyanların Türkiye ve hizmet sevdası hiç bitmedi. İstikrar ve güven ortamının yeniden sağlanması için, milletin iradesini siyasette temsil etmek için Türkiye'nin partisi hiç durmadan gece gündüz çalışmaya başladı. Her şeyi Türkiye için dediler ve her şeyi Türkiye için yaptılar. Eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma, sosyal güvenlikten uluslararası ilişkilere kadar her alanda devrim sayılacak yeniliklere imza attılar. Nereye bakarsanız onların eserleri göze çarpar oldu. Türkiye yeşil ile barıştı. 2002-2011 yılları arasında 500 milyon fidan üretildi. 1992-2002 yılları arasında senelik ortalama olarak 75 bin hektar alanda ağaçlandırma ve ıslah çalışması yapılmış iken, 2011 yılında 502 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı. Ayrıca 2003-2011 yılları arasında 69 il ve 20 ilçede olmak üzere toplam 89 adet kent ormanı hizmete açıldı. Böylece Türkiye ağaçlandırma çalışmalarıyla dünyada ilk 10'a girdi. DSİ bütçesi artırıldı. 2002'de 1 milyon 380 bin Türk lirası olan bütçe 2010 yılında 6 milyar 575 milyon Türk lirasına çıkarıldı. Sulu tarım yapılan arazi sayısı artırıldı. 2002 ile 2009 yılları arasında 853 bin hektar alan sulu tarıma açıldı. Kuraklığa önlem olarak 2002 yılından sonra 15'i hidroelektrik santral olmak üzere 194 adet baraj ve gölet hizmete açıldı. 2003-2010 yılları arasında DSİ tarafından yapılan 900 yeni tesis milletimizin hizmetine sunuldu. 2002-2010 yılları arasında 76 ilde 114 bin orman köylüsü aileye sosyal ve ekonomik kalkınma projeleri karşılığında 430 milyon Türk lirası kredi desteği sağlandı. Türkiye'nin en büyük barajı olan Ermenek Barajı 2009 yılında, Avrupa'nın kendi sınıfında en büyük barajı olan Çin'e Adnan Menderes Barajı ise 2010 yılında tamamlanarak hizmete açıldı. 2002 yılında sadece 26 olan deniz kirliliği ölçüm istasyon sayısı 8 yıl sonunda 336'ya ulaştı. Mavi bayrağa sahip plajlarımızın sayısı 140'tan 314'e çıktı. 2002 yılından bugüne kadar açılan 145 adet yeni sulama tesisiyle 1 milyon hektar tarım arazisi suya kavuştu. Toplam sulanabilir arazilerimizin büyüklüğü 5,5 milyon hektara çıktı. Bunlar bu memleketin aklı, gönlü ve vicdanı olmak için yola çıktı. Onlar iktidara geldiği günden beri başladığı işi ne yarım bıraktı ne eksik yaptı. Onlar her şeyi hizmet için, kalkınma için, aydınlık Türkiye için yaptı. Onlar sadece bugünü değil, yarınları da düşündü. Türkiye'nin geleceğine ışık tuttu. Onlar milletin gücüne, iradesine inandı ve güvendi. Onlar hep büyük düşündü. Onların hedefi Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşımak.